Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ETS2'deyiz. Altımızda da Mac var. Mac'in bir tırı. Hangi tırıydı Mac'in? Onu unuttum ben şu an. Mac R serisi 295 beygir. Gördünüz az önce. 10 numara yakışıklı bir şey. Bir dakika, sese sonra geleceğiz. Dur. Arkada da zaten ETSMP'de de çalışan üçlü dorsemiz var. Bunu çekeceğiz. Milano'dan nereye gideceğiz bir bakalım. Rotamız şu şekilde. Milano'dan Berne doğru gideceğiz. Şöyle ince yoldan. Güzel virajları güzel olan bir yol. Hoş yani. İşimizi görür. Şöyle bir çevresini göstereyim şu şekilde. Tabii ekstralarını falan ben ekledim bu. Çoğu şey ben ekledim. Sonradan dışta bulunan genelde hiçbir şey yok. Onun dışında içeriye girdiğimiz zaman bakın şöyle çok güzel kaplamaları falan var. Detayları çok hoş yapılmış yani şuralara bakın. Çok detaylı yapmışlar vites falan. Gaza frene bak ya. Şuraya bir tane tablet koyuyoruz ama tablet çalışmıyor. Niyeyse tablet çalışmadı yani. Koydum ama çalışmadı. I'ya falan basınca çalışır mı acaba? Şöyle bir yapalım. Yok, I'ya basınca da çalışmıyor. Hiçbir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Sesini duydunuz bu arada. 10 numara. Aynalar şöyle düz bakarken görünmüyor. Sağa sola çevirince falan bakmak lazım. Enteresan. Öndeki aynalar da pek görünmüyor. Şu hava filtresi kapatıyor. Camlar şu şekilde bak bak bak. O bile dönüyor bak. Bak. Ya. Siz Scania'ya binersiniz ama cenazenize Mac gelir. Ne alaka? Hadi gidelim. Vites bu arada. Şanzıman koydum. 5 vites bile var. Retarderi muhtemelen var bunun. Şu camları geri kapatalım. Camları kapatalım. Çok bağırıyor çünkü. 8'e takalım şimdi. Aynamız yok maalesef. Böyle gidiyoruz işte. Şu tablet çalışsaydı çok güzel olacaktı. Sağa dönmeye hazırlanın. F-Mod biraz daha geliştirilmiş arkadaşlar. Tünelden falan geçerken bir şeylerin altından daha Sağa dön. güzelleştirmişler. Biraz düzeltmişler onu. Bugün 1 GB'lık bile güncelleme geldi orada. Sağa Neyi dönmeye hazırlanın. güncellediğini bilmiyorum ama muhtemelen Sağa bunlarla dönün. ilgili bir şey. Oo. Az daha gidiyordu. Düz ilerleyin. Freni müthiş. Fren müthiş ama bak çarpmadım. İkinci viteste kalkarız. Şu direksiyonu falan gayet güzel. Bu arada arkadaşlar direksiyonun titreşim ayarlarını falan açtım. Biraz daha gerçekçi bir hale geldi direksiyon. Hani ben bu kadarını beklemiyordum. Vitesi de ikişerli attırıyor. Artık böyle. Şimdiden zaten vitesler bitiyor. Zaten dediğim gibi 300 beygir mi öyle bir şeydi. Bu sebeple çok da hızlı, çok Sağda güçlü kalın olmasını ve beklemiyorum. sonra sağa dönün. Sağa dönün. Bunun uzun olduğunu çok seviyorum ya tırı. Ne kadar yavaş olursa olsun keyif veriyor. Aynaya da artık öyle bakacağız yani yapacak bir şey yok.
inşallah biter. İncelememi istediğiniz, böyle sürmemi falan istediğiniz tırlar falan bir şeyler olursa açıklamada yazın, sürelim. Deneyelim, test edelim modları falan. Yalnız dediğim gibi böyle gerçekten emek verilmiş güzel modlar olsun. Yani şey olarak değil, böyle gerçekten mod diyemeyeceğin şeyler var bazen. Onları çekmemi isteyenler oluyor. Yani onlardan olmasın abi. Gerçekten mod olsun ya. Dışını farklı bir renge boyayıp üzerine bir yazı yazınca mod olmuyor işte. O sadece skin oluyor. Mesela Amasyalıydı herhalde. Bizim Amasyalıydı galiba. Tırı mavi yapmış. Üzerine de yazı yazmış 2-3 tane. Mod yaptım, inceledim. Abi ben onu koysam soldan kimse izlemez. Çünkü ilgi çekici bir şey yok. Bir mod yok burada. Sadece boyasını değiştirmişim. Mesela üzerine mavi ay tamam belki yazamam ama aynı rengi oyun içinde herhangi bir şey yapmadan o renge getirebilirim aracım. Misal. Burayı döner lan. Yollar boş. Şu vitesi de bir deneyelim. Buranın farkı neymiş acaba ya? Para daha mı veriyorsun? İyi vermedik. Onun iki vites olmasına rağmen çok yavaş ya. Hani bayağı yavaş bu. Bu nasıl tır lan? Bu kadar yavaş olmasını beklemiyorum. Yüzü anca görüyor yani. Belki görmüyordur da. Galiba yüzü anca görüyor. Hadi devrini al. Artık 12 yapabiliriz. Yüzü zar zor geçiyor. Ama şunu söyleyeyim yani, keyfi başka abi. Keyfi başka. Tek eksiği şu navigasyon. Navigasyon çalışsaydı eğer, şunu kapattığımız zaman bu hızı hiç garipsemezdik. Yani zaten fark etmiyorsun hangi hızla gittiğini. Şurada hız göstermesi olunca. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Şurada 150 km/saat yazıyor. O olunca insan ekstra bir sıkılıyor yani. İnsanı sağ sıkıyor. Çıkışı kullanın. Bunun için araçlarda bir böyle vites göstergesi, bir de navigasyon oldu mu tamamdır. Bu arada direksiyonun o şeylerini açtım, böyle hızlıyken viraja girerken direksiyon iyice sertleşiyor. Bayağı hoş. Şunlara bir bakalım, biraz da tuşlarına bakalım. Şıkırı tuşuk tuşuk diyerek. Hay kurban olayım, aç şunu. Hah. EGS'imiz var, AGS'imiz var falan.
silecekleri de bir bakalım. Çok güzel. Silecekler öyleydi. Şu ışıklara da bir bakalım. Işıklar da gayet yeterli ya. Gayet yeterli ışıklar. Oh! Daha ne olsun? Başka bakabileceğimiz neyi var bu araç? Bunda motor freni var muhtemelen. Şu alttaki motor freni. Belli ki retarder yok. Keşke retarder de koysalar bunlar. Gerçi bunda da retardere ne gerek var ki, zaten yavaş gidiyor. Yani gazı bıraksan fren gibi bir şey oluyor zaten. Arkadaşlar bu arada şeyin direksiyon setinin ayarlarını isteyenler var arkadaşlar. Ayarı genelde pek bir ayarım yok ama gene de bir şeyler çekeceğim. Yani genelde yorumlar şöyle olacak: zaten gelen ayarları kullanıyormuşsun diyecekler. Onun için çekmiyordum ama ısrar edenler oldu. Onun için çekeceğim. Artık çekeceğim yani. Israr edenler için çekeceğim. Yoksa çekmiyordum yani. Pek çekmek gibi bir düşüncem yoktu. Malum YouTube ortamı biraz seviyesiz bir ortam arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Ama 3 yaşındaki veledin eline klavyeyi verirse karşısındaki insanın kaç yaşında olduğunu, yazdığı şeyin saygısızlık olup olmadığı, ne yazdığını, ne yaptığını hiçbir şey bilmiyor. Bilmeden. Bilinçsiz, hani mantıksız, bilmiyor ne yaptığını. Yani gelip küfür eden mağaran, ya küfür ediyorlar abi. Ben mesela ne yapmıştım? OBS'de video kaydetme ayarları gösterdim. Aslında ayarlarını göstermedim. Neden? Şöyle açıklayayım yani. Şimdi ben kendi bilgisayarıma göre gösteririm. Benim bilgisayarımın seviyesinde bir yukarı, bir aşağı tüm bilgisayarlar onu kullanabilir. Ama hadi bir aşağı bir yukarı, iki aşağı bilgisayar olduğunu düşün. Yani iki tık daha aşağı, iki seviye daha altı. Yani bu zaman, o zaman da ne oluyor? Benim gösterdiğim ayarlar o kurtarmıyor yani. İse o ayarlarla video kaydetmiyor. Donuyor, kasıyor. Ben de bunun için kaydetme videosunda oradaki seçeneklerin ne işe yaradığını açıkladım. Bak, ne işe yaradığını söylüyorum. Şu şu işe yarar, şu görüntüyü ayarlar, şu şunu şey yapar. Hangisini yapabileceklerini de söylüyorum. Bilgisayar neyse şunu yap, kötüyse şunu yap. Bilgisayar ne kadar iyiyse şuraya doğru düşür, şöyle yükselt. Bunları açıklıyorum, adamın yaptığı yoruma bak. Amına kodumun çocuğu aynı gelen ayarları göstermiş. Yani hayır tamam bak diyebilirsin. Aynı gelen ayarları göstermiş. Ben bir şey anlamadım ben. Tamam. Küfür ne? Aynen. Onun bunun evladı, küfür ne? İşte bunun için biraz zor arkadaşlar. Sıkıntılı. Başlamak isteyen arkadaşlara da söyleyeyim. YouTube'a başlamak istiyorsanız birkaç kere düşünün. Çok izlenmediğiniz zaman para yok. İzlenirseniz para var. İzlenip görüntülenmeniz, yani izlenme sayınız 10.000 geçsin, elle tutulur bir para kazanırsınız. 10.000 fazla değil. Hop, dönerken sürttü. Bunun uzun ya, pek ayarlayamıyoruz. O da normal değil. Elle tutulur bir para kazanabilirsiniz. Alışmışız şey tırlarına, Avrupa. Ne demiştik? 10.000, 20.000 falan izlenmeniz olsun, elle tutulur bir para kazanırsınız. Yani 100.000, 200.000, milyonlar görüntülenmelere sahipseniz zaten evi arabayı alırsınız yani. Onu söyleyin. Bir ayda değil tabii. Güzel bir geliriniz olur. Memur maaşına gelir yani. Memur maaşını da geçer. 300.000 falan görüntülenme.
1 milyon görüntülenme, 10 milyon görüntülenme yapanlar falan var. Onlar zaten yani şimdi aramızda değiller. Bu arkadaşlar şu an Miami Beach'te kokteyllerini yudumluyorlar sahile doğru ayaklarını uzatıp. Düz ilerleyin. Bu arada altını da çizmem gerekiyor oran. Sahilde ama kendilerine özel VIP sahil. Alanı kendileri için kiralamışlar. Halka açık yerde de değil artık. Ne kadar kazandıklarını siz anlayın işte. Yani demem o ki güzel para var YouTube'da ama iyi izlenirseniz. Sabır gerekiyor. Dikkat edin. Çok büyük sabır gerekiyor. Çünkü yaptığınız video ne olursa olsun sağlam küfür yersiniz yani. Ben yemem diye düşünmeyin. Yemeyen insan yok küfür. Gazla, gazla, gazla oldu. Bak, bak, bak. Bak paramız olsa bak, hani ben söyleyeyim. YouTube gelirim. Benimki herkese açık abi. Benim YouTube gelirim herkese açık. Ara sıra videolarda bundan bahsediyorum. Öyle hani bazı insanlar gibi gizlemem. Saklamam. Bir şey yok. Neyse o. Geçen ay YouTube gelirim 38 liraydı. Bu ay bir ayda 130 liraya yükseldi. Bunun doların artışındaki doların artmasının da payı var. Ama önceden işte 38-39 lirayken şu an 130 liraya çıkmış. Bu video yayınlandığında gene yükselir belki. Belki düşer, hiç belli olmaz. Dolar düşerse bayağı bir düşebilir. Dolar yükselirse gene yükselir. İzlenmelerimiz yükseldikçe tabii ki de yükseliyor. Yani aylık 130 lira. Şimdi siz düşünün o kadar küfüre, o kadar şeye sürekli vakit ayırıp da bu videolar çekilir. Bunları düşünmeniz lazım. İnanmayana da şeyden gösterebilirim. İstatistiklerden gösteririm. Ha bu söylediğim ortalama, tahmin. Ortalama böyle direkt tam ne kadar kazandığımı mesela bu ay nasıl anlıyor? O ayın dökümünde, ay sonunda AdSense hesabına yansıyan bir tutar var. Onun günü geldiği zaman kaç yansıdıysa oradan tam şeyini görebiliyoruz. Miktarını. Onun dışında tamamen her şey şey olur. Hani tahmini olarak. Atıyorum mesela bu ay bitmedi. 10 gün var. Kazancımız 100 lira. Bir video attık. Oldu ya 1 milyon izlendi. O kazanç bayağı bir yükselir. Bayağı 200-300 lirayı deviririz. 1 milyon mu? 1 milyon izlenirse daha fazla deviririz. 500 liraya falan çıkar bir anda kazanç. Ha bir sonraki ay o video izlenmediği için pişt geri düşer. O ne lan? Lan çikolata getirdim. Tünelin duvarlarına vurdum arabayı. Nasıl tır ama? Zıbap uviş diye biliyor musun? Çok. Onun %41 hasar verdim lan. Sana bakacağım diye. Tırın içini pek beğenmedim. İçini pek beğenmedim. Aynalar görünmüyor. Aynaların görünmemesi benim için çok kötü. Aynaların görünmemesinin yanında şuraya o kadar tablet koyduk. Kafam kadar tablet var burada. Sen bir çalıştırır, bir navigasyon koy. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Düz ilerleyin. Üstün sürüş kabiliyetlerimle hallettim.
Direksiyon titremesi de güzel oluyor motor titredikçe. Almak isteyip de böyle ikilemde falan kalan arkadaşlar, acaba alsam mı almasam mı diyen arkadaşlara şu direksiyon tavsiye ediyorum abi, alın. Alın abi, güzel yani. Şu vış vış sesinden başka sizi rahatsız edecek bir şey yok. Bir de vites. Yani vitesi H değil. Debriyajı yok. Ama bu fiyata alabileceğiniz en iyi solda direksiyon. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Fiyatı da bu arada dediğim gibi 550 ile 650 lira arasında değişiyor. Düz ilerleyin. Daha fazlasını vermeyin. Ya tabi dolar artıyor gene, piyasa gene yükselir. Muhtemelen bu 550 değil artık 600 ile 700 arasında olur. 750 arasında falan olur muhtemelen. 900 lira falan isteyenler var, 1000 lira yazanlar var. Sakın. Sakın abi uğraşmayın, 1000 lira falan vermeyin. On ikinci vitesimiz silinmiş, iyi mi? %42 hasar olunca, bakın işte bir ara videonun birisinde bahsetmiştim bu konuda. Çok hasar alınca vitesimiz silin. Bak vites yok. Bunu da yapma, burada olmaz. Yürü, burada olmaz daha sonra. Sağdan devam edin. Sağ ne taraf lan? Şu yandı. Vay be. Dorsenin üzerindeki o şey logo bir zamanlar Long Haul muydu? Haul'in bir serisi kullanım vardı bunun. 18 vis. Onun şeyi logosunu koymuşlar oraya nostalji olarak. Abo nasıl sertleşiyor direksiyon? Valla gerçekçiliği artıyor, titriyor falan. Lan niye kapatıyormuşuz ki? Açık olması daha iyi. Şuradan makasımızı atalım. Berne geldik. Solda kalın ve sonra sola dönün. Bura değil. Çok erken söylüyorum. Sola dönün. Mekana gidip orada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Videonun sonuna sola geldik. Sola dönmeye hazırlanın. Güzergahımız bitti. Araç yavaş olduğu için sola dönün. Zaman ve biraz sonra artıyor tabii ki de videonun süresi. Slow olsa mesela bir otobüste sağa dönün. 140-140 gidiyoruz, hemen bitiyor. Son durağa geldiniz. Araç boğulunca direksiyon bayağı bir şey yapıyor. Şurada istovumuzu edelim. Duralım. Kapat şunu da. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu şekildeydi. Bugünlük bu kadar yeter sanırsam. Mac F serisi mi? R mıydı? Neyse onu şey yaptık. Açıklamada linki olacak hepsinin. Tüm biliyorsunuz modların linkini açıklamaya koyuyorum. Alın oynayın. Güzel eğlenceli bir şey. Ama dediğim gibi yani şu navigasyon işi, bak şu çalışıyorsa bir deneyin. Belki çalışır sizinkinde. Belli olmaz yani. Çalışırsa çok güzel olur. Bayağı eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi bayramlar. Ne bayramlar?
İyi bayramlar Kobra Necdet.